3, 2, 1. Merhaba, ben Barış Soydan. Son günlerin moda kavramı. Herkes yapısal reformlardan bahsediyor ama kimse içeriğini tam olarak söylemiyor. İşin doğrusu yapısal reformların bir bölümü toplumun kolay kabullenebileceği şeyler değil. Çünkü yapısal reformların başında en azından IMF'in Türkiye'ye önerdiği yapısal reformlara baktığımızda iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi geliyor. Çok teknik bir tabir, pek bir şey anlamadınız tahmin ediyorum, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi. Yani şu, işten çıkarmaların kolaylaştırılması, kıdem tazminatının bir anlamda ortadan kaldırılması, göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımının kolaylaştırılması, yani Suriyeli göçmenlerin daha kolay çalışma izni alabilmeleri. Ayrıca memur maaşlarının geriye dönük olarak enflasyona endekslenmesinden vazgeçilmesi, beklenen enflasyona endekslenmesi. Yani devlet enflasyon ne olacağını öngörüyorsa o kadar zam yapılması memur maaşlarına. Türkiye'de her zaman gerçekleşen enflasyonla devletin öngördüğü enflasyon arasında bir açı olmuştur. Bundan sonra da olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla en azından IMF'in yapısal reformlar öneri paketindeki reformu gerçekleştirdiğimizde memurların gerçekleşen enflasyon kadar zam alamayacağını söylemek zorundayız. Dolayısıyla yapısal reformlar o kadar da iyi bir şey değil. Ama tabii ki yapısal reformlar iş gücü piyasasından ibaret değil. Başka tabii ki boyutları da var. Örneğin kamu ihale kanununda 2001 krizinin hemen ardından yapılan ve şeffaflaşmayı, daha adil ihale rekabetini getiren reformlar yapısal reformlar kapsamında değerlendirilebilir. IMF yine bugün de gerek kamu ihale sistemiyle ilgili olsun, gerekse de ve hatta özellikle de kamu özel sektör işbirliği projeleriyle ilgili olsun bazı yapısal düzenlemeler yapılmasını istiyor. Yapısal düzenleme dediğimiz mevzuatta, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işleyişine yön veren kanunların ve diğer işte yönetmeliklerin, genelgelerin, yani mevzuatın değiştirilmesi, yapısal bir ayar verilmesi Cumhuriyet Devleti'nin işleyişine yapısal reform olarak tanımlanabilir. Kamu özel sektör işbirliği projelerinin bütçe dışına alındığını son yıllarda görüyoruz. Bunu bizim gördüğümüz gibi IMF de görüyor. Nitekim Nisan ayında yayınladığı raporda kamu özel sektör işbirliği projelerinin hazine denetimi ve gözetimi dışına çıkarıldığı uyarısında bulunuyor ve bunun geri alınması önerisinde bulunuyor. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bildiğiniz gibi bu soruya hayır cevabı verdi. Hiçbir zaman oturma arzusu, niyeti şu anki iktidarın yok. Ama Türkiye öyle bir sekans gelir ki IMF ile masaya oturmak zorunda kalabilir. Çünkü Türkiye'nin şu an yaşadığı kur krizi ümit ederiz ki o noktaya gelmez. Ama sistemik bir kriz yaratma noktasına gelirse Türkiye uluslararası bir garantöre komşumuz Yunanistan'ın ya da Arjantin'in yaptığı gibi uluslararası bir garantöre muhtaç bir noktaya düşebilir. Türkiye'de IMF eğer gelirse ne ister sorusunun cevabını aslında az çok biliyoruz. Henüz neyse ki emekli maaşlarında %30'luk bir kesintiden söz edilmiyor. Ama Nisan ayında yayınlanan raporda neler istediği belliydi IMF'nin. Mesela memur maaşlarının enflasyona endekslenmesinden vazgeçilmesini istiyor IMF. Kamu özel işbirliği projelerinin büyük kısmının rafa kaldırılmasını istiyor. Kıdem tazminatı reformunun bir an önce yapılmasını ve kıdem tazminatının kuş olmasını istiyor. Göçmenlere daha kolay çalışma izni verilmesini istiyor. Bu arada Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sağlanmasını istiyor. Faizlerde, yani Merkez Bankası'nın politika faizinde kallavi bir, gelecekteki enflasyon bekleyişlerini de kıracak ölçüde yüksek bir artırıma gidilmesini istiyor. Bunlar Nisan ayındaki raporda yazanlar. Ama dediğim gibi IMF'nin istedikleri bir ülkenin girdiği krizin şiddetiyle orantılı. Eğer krizin şiddeti artarsa IMF'nin istedikleri ve bekledikleri de Türkiye'ye dayattıkları da artar. Bunun en uç örneği komşumuz Yunanistan'da olduğu gibi emekli maaşlarında %30'luk kesinti.
Ama IMF'nin örneğin emeklilere verilen yılda iki kez ikramiyeden vazgeçilmesini istemesi şaşırtıcı olmaz. Türkiye'nin IMF'li veya IMF'siz bir istikrar programına ihtiyacı var. İstikrar programı dediğimiz şey devletin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı önlemler. Bu dünyaya Türkiye'nin ekonomideki krizi ciddiye aldığını ve problemleri gidermek için çalıştığı mesajını verecektir. Bunu IMF'siz de yapabilir. Kağıt üzerinde teorik olarak mümkün. Peki ama pratik olarak mümkün mü? Ne demiştik? Bunun için giderlerini kısması gerekiyor. Ama öyle böyle değil. Ciddi oranlarda bir kısıntı gerekli istikrar programı için. Peki çılgın projeler gündemdeyken ve milyarlarca dolarlık Kanal İstanbul gündemdeyken, 1915 Çanakkale Köprüsü gündemdeyken, yeni kamu özel işbirliği projeleri gündemdeyken, bu arada Mercedes makam arabaları alınmaya devam ediyorken nasıl olacak bu kesinti? IMF'siz IMF programı nasıl uygulanacak? Öğretmenlerin maaşından mı kesinti yapılacak? Sağlık harcamalarından mı kesinti yapılacak? Milli eğitimin bütçesinden mi kesinti yapılacak? Sadece milli eğitim ve sağlık harcamalarından kesinti yaparak bir istikrar programı uygulanması mümkün değil. Zaten IMF'nin Nisan ayında açıkladığı raporda öngörülen tedbirler arasında da kamu özel işbirliği projelerinin askıya alınması vardı. Yani devletin uzun zamandır büyük bir övünç kaynağı yaptığı projeleri rafa kaldırması gerekiyor. Bunu yapabilir mi? Bunu yapmadan istikrar programı uygulaması mümkün değil. Buna istikrar programı diyebilir ama dünyayı kendisine inandıramaz. Peki bunu yapabilir mi? İşte bugünün en büyük soru işareti bu.